Şimdi mutlaka beyaz ana haberi izleyenler hatırlayacaktır. Bundan yaklaşık 2 hafta önce bir haber ekrana getirmiştik. Yine böyle 2 kadın hırsız bir marketin önündeki o koskoca dondurma dolabını yükleyip götürdüler. Çekçek arabasına koydular yanlış hatırlamıyorsam. Hatta şöyle bir yorumda bulunmuştum. Ya tamam hani götürüyorsunuz da içindeki dondurmalar erimişti diye. At arabasına koymuşlardı. Şimdi hemen haber müdürümüz Fırat da hatırlattı bana, Fırat Çatal başla. Kulaklıktan at arabasıymış. Zaten çekçeğin onu taşımasına da imkan yok. Ben ve hafızam. Şimdi benzeri şu. Benzeri şu. Onu söyleyeyim. Yine gücüne hayran oldum ama tabii hırsızlığın takdir edilecek hiçbir tarafı yok. İki kadın hırsız bu kez çekçek de geliyorlar. Çekçek arabasıyla. Çamaşır makinesi. Hani biri alttan tutuyor, biri üstten tutuyor. Haberi izleyince göreceksiniz. Hop! Yani biz erkek halimizde, yani düşünsenize mesela benle Fırat Çatalbaş o koskoca çamaşır makinesini eşya taşımak istesek vallahi taşıyamayız. İşin ağırını ben Fırat Çatalbaş'a yüklerim. Neyse alıyorlar, yüklüyorlar, götürüyorlar. Bir başkasıysa daha da enteresanı tek başına alıyor yine bir benzerini, o da yine yüklüyor, kaçırıyor. Vallahi inanılır gibi değil. Kapının önünde bir şey bırakmaya korkar olduk. Kadın hırsızlardan biri çamaşır makinesinin üstünden, diğeri de altından tutup kaldırdı. Sonra da çekçek arabasına yükleyip çaldılar. Bir diğer kadın hırsızsa koca çamaşır makinesini tek başına kaldırıp çaldı. Bu arkadaşlar tamirci esnafının kabusu oldu. Tokat'ta beyaz eşya tamiri yapan İsmail adı Güzel ve Onur Yaşın sabah dükkanı açmak için iş yerlerine geldiklerinde büyük şok yaşadı. Malzemelerimiz büyük olduğu için dükkanlarımıza sığmıyor. Mecburen kapının önünde bırakmak zorunda kaldık. Kapatıp giderken iş yerinin önünde bıraktıkları çamaşır makinesi sabah yerinde yoktu. Kendimizi bile unutsak kaybedeceğiz gibimize geliyor bu saatten sonra. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen iki esnaf çamaşır makinesini şalvarlı iki kadının çekçek arabasına yükleyip çaldığını gördü. Ürünlerimizi bıraktığımızda alıp gidiyorlar. Kentteki bir başka hırsızlık olayındaysa tek başına çalışan bir kadın hırsız yakalandı kameraya. Bu seferki hırsız koca çamaşır makinesini tek başına kaldırıp götürdü. Kadın hırsız acı kuvvetiyle iş yeri sahipleri bile hayrete düşürdü. Polis görüntülerdeki kadın hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.